Sevgili arkadaşım merhabalar. Paraf Akademi ve Gürkan Hoca senin için yeni bir video hazırladı. Bugün üstü denklemlere gireceğiz. Sana şimdiden iyi dersler. Bugünkü konumuz bahsettiğimiz üzere üstü denklemler. Peki üstü denklemlerde ne var Gürkan Hocam? Bir önceki videonla güzel biz bir bağlantı kurmak üzereyiz. Yeni kavramlar gireceği çok açık. Bakın üstü denklemlerde Dikkat etmemiz gereken olay tabanların burada birbiriyle eşit olması bize üstü denklemlerin başlangıcının bir göstergesidir. Bakın ne diyor üstü denklemlerde tabanlar eşitse üstler de eşittir. Yani aşağıdaki tanımı dikkatlice bakarsak şuraların eşit olması yani 3 üzeri x artı 7'nin e, misal 3 üzeri işte 13'e eşit olması denkleminde Burayla bura eşit olduğu için bunları biz arkadaşlar yok edip x artı y eşittir 13 e, diye bir çalışmamıza devam edebiliyoruz. Zaten buradan da e, 7'yi bu tarafa attığımızda x'imiz 6 çıkmış oluyor. O yüzden ekranda gözüken şu an ana denklemi dikkatlice takip edersek tabanlar eşitse üstlerde eşittir. Yalnız buradaki şartıma dikkat et. Eksi 1, 0 ve 1 sorunun düzenini bozan bir sistemdir. Bunları ileriki slaytlarda daha dikkatli incelemiş olacağız. Peki hocam örnek üzerinde biz bunları ilerleyelim, ilerleyelim daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bakın şimdi üstü ifadeler videomuzda üstün üstünün biz çarpılacağını görmüştük. Yani burada üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 6 gelmiş oldu. Fakat buradaki 8 üzeri x artı 1 arzu ettiğim model değildir. Neden istediğim gibi olmadı? Buraların aynı olması lazımdı, eşit olması lazımdı. Hiç sorun değil. Hemen 8'i biz burada 2'nin küpü olarak yazarsak, 8 2'nin küpü olduğu için ve üstün üstü çarpılacağı için karşımıza istediğim üstü denklemler ifadesi çıkmış oldu. Doğru gittiğimizi nasıl anlıyoruz Gürkan Hocam? Doğru gittiğimizi şuradaki ifade ile buradaki ifade aynıysa üstü denklemlerdeki gidişat satırımız doğrudur. Bunları hemen yok ediyorum. 3x artı 3 eşittir 6. Çünkü neydi? Tabanlar eşitse üstler de eşittir mantığından gitmemiz lazımdı. Zaten artı 3'ü buraya attığımız zaman eksi 3 diye geçiyor 3. Her tarafı 3'e böldük. x'imiz buradan 1 olarak karşımıza çıkmış oldu. Üstü denklemler hızlı başladı. Kolay bir sistemim vardır. Zaten ek yerlerde ben sana yardımcı olmuş olacağım. Şimdi bakalım aynı şey üstler eşitse altlarda da e, eşittir mantığıyla ilerlemek için müsait birdir. Ne demek o? Bak şimdi 2x 1'in küpü. Burada ben şimdi 125'e bakıyoruz. 125 nedir? 125 5'in küpüdür. Değil mi? Bak 125 burada 5'in küpü. Ne yapacağız? Hemen şöyle bir yorum yapacağız. Hocam bize burada acaba değişik bir kavram mı vermek istiyor? Hayır. Bak üsler eşitse aşağılar da eşittir mantığından gittiğimiz zaman bu sorunun çözümü için yeterli bir bilgidir. Birazdan bunun üzerinin çift ya da tek olması neyi değiştirecek? Onu daha kapsamlı yazacağım sana. Şimdi sadece şunu bilmekte fayda vardır. 125, 5'in küpüdür. Buradaki sayı ile buradaki sayı uyduğu için yani üstler eşitse aşağılar da eşittir mantığıyla gidiyorum. Ve buradan arkadaşlar x'imiz 3 çıkmış oluyor. Peki devam edelim bakalım sıradaki sorumuz neyle alakalı? Evet artık e, o bilgiyi vermemin vakti geldi. Nedir o bilgi? E, üstler eşitse, bakın ne demiştik e, tabanlar aynıysa üstler de eşit, üstler aynıysa tabanlar da eşit. Ama üstler aynıysa bilmen gereken iki tane kural var. Nedir o iki kural? Bakın mesela şöyle bir bilgi vereyim. E, hemen da yazdım. Eğer buralar tek ise kıymetli arkadaşım, üstler eşitse aşağılar da eşittir. Direkt yaz bitsin. Üstler eşitse aşağılar da eşitti diye yazıp geçebiliyoruz. Nitekim bir önceki soruda videoyu geri getirdiğinde o hamle yaptığımı ve soruyu çok rahat çözdüğümü göreceksin. Ama aynı soruda eğer üst çift olsaydı A bir artı B'ye bir de eksi B'ye eşit işte olacaktı. Çünkü çift kuvvet negatifi yutan bir sisteme e, hakimdir. E, o yüzden arkadaşlar o teknik ve çiftlik kavramı aslında baya bir önemlidir. Hocam o zaman sorumuzu dikkatlice bakarsak. Burası tek. O zaman hiç e, ne yapıyoruz o güzel zihnimizi yormuyoruz. Üstler aynıysa aşağılar da aynıdır. Mantığı yeterli bir çözüm olacaktır bizim için. 3x'i buraya gönderdik. E, 2 xye geçti. x9'da buraya artı 9 diye attık. 8 oldu. O yüzden her tarafı 2'ye bölünce de x'imiz burada 4 gelmiş oldu. E, üstü tekse hemen eşitle zaten soru çıkıyor. En kolay kısım odur. Peki üstü çiftse ne yapacağız? İşte bak üstü çift bir soru geldi. Bak burada da şöyle yapacağız. Şimdi burası çift diyor ya. Şimdi bak eksi 4'ün karesi 16. Ama ben biliyorum ki normalde bakın 2x eksi 1'in karesi eşittir. Eksi 4'ün karesi burada ee, 16 olduğu için. 4'ün karesi de aynı şeyi verecektir. Bu tabi bu ek ispat olarak buraya yazdım. Normalde şöyle yapmak lazım. Burası çiftse bir eksi dörde, bir de kıymetli arkadaşım artı 4'e eşittir. Çünkü oradaki çiftlik o eksiği de artıyı da artıya atacak zaten. Bak buraya yazdım zaten. 4'ün karesi de 16. Eksi 4'ün de karesi 16. Çiftin böyle bir güzelliği var. İki ihtimali de incelemen lazım. O zaman eksi 1'i buraya artı 1 diye attık. Ne oldu bakalım? E, eksi 3 oldu. E, her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 3 bölü 2. Bu dursun. Burada da eksi 1'i buraya attık. Artı 1 diye 5 geldi x buradan 5 bölü 2 geldi. Kutu içerisine aldığım ifadeleri toplar mısın diyor. Hemen sağ tarafta senin için toplayayım. 5 bölü 2 ile eksi 3 bölü 2'yi e, işleme soktuğumuz zaman 2 bölü 2'den de 1 gelmiş oldu. Ve bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Unutma üstü çiftse bir artılısı bir eksilisine üstü tekse direkt arkadaşım burada eşitleyerek yolumuza devam edebiliriz. Peki devam edelim. Şimdi bak burada çok güzel bir ayrıntı var. Cevabın sıfır çıkması buraya müdahalemi kolaylaştırıyor. Şimdi cevap burada. Zaten bize söz sahibi hakkı vermiş oldu. Hocam buralar çift. Bir şey değişiyor mu? Çiftse ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Sıfır artı 0 sıfır verecektir. Başka ihtimal olmaz. Çünkü çift olduğu için sıfır artı sıfır eşittir sıfır demek gerekiyor. Yani 2e eksi b artı 1 sıfır. A artı b eksi 3 eşittir 0 dememiz lazım. İstersen artı 1'ü bir öbür tarafa atayım, eksi 3'ü de bir tarafa atayım. Alt alta topladığımızda b'ler gidiyor. 3A eşittir. Buradan ne geldi? 2'den A'dı. Buradan 2 bölü 3 gibi kesirli bir ifade çıkmış oldu. A'yı da buradan bulmuş olduk. Tekse böyle rahat hareket edebilirim. Tekse bu kadar rahat edemem. Bak, üstü tek olsaydı, niye? mesela artılı bir sonuçla, eksili bir sonuçla birbirini götürüp sıfır çıkabilirdi. Ama çiftse sıfır artı sıfır direkt bizim e, soru çözümümüzü odaklayan bir kısımdır. Geldik buraya. Şimdi ekrana dikkatlice bakarsan x ve y tam sayılardır diyor. 2'nin bir kuvveti 5'in bir kuvvetine eşit olduğunu iddia ediyor. Ben de diyorum ki ikinin bir kuvveti 5'in bir kuvvetine eşit olamaz. Ya bir kere zaten şuradan kaybediyor. Bu çift bir sayı, bu tek bir sayı. E, çiftin bir kuvveti, tekin bir kuvvetine e, eşit şu halde olamıyor. Tek bir ihtimal var. O ihtimal yaptığın zaman bu eşitlik sağlanacak. Nedir o? Arkadaşı üzerlerini sıfırlamalıyım. Bakın normalde 2'nin hiçbir kuvveti, 5'in hiçbir kuvvetine eşit değildir. Üstü ancak sıfır olursa bu sistem sağlanır. O yüzden bunun üstünü sıfırlamak, bunun da üstünü sıfırlamak gerekiyor. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1, 5'in sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için eşittir diyerek çok rahatlıkla ben bu soruya müdahale edebilirim. O yüzden kıymetli arkadaşım işin özeti, Gürkan hocam kısa kes diyorsun, üstte sıfırla gitsin yani. X buradan 3 bölü 2. Buradan da yani 3y eksi 1 de 0 eşitlediğimizde y de buradan 1 bölü 3 geldi. Galiba bu ikisini çarp diyor. 3 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarptığımızda da 3'ler gidiyor zaten. Burada ne geldi? 1 bölü 2 karşımıza çıkmış oldu. Tamam arkadaşlar? Orada üstlerini sıfırlayarak soruyu çözmek bize rahat bir sistem bulacaktır. Sıradaki sorumuz işte bu. Arkadaşlar ayrı bir dikkat gerektiren bir sorudur. Hocam burada aşağıda da bilinmeyen var. Yukarıda da bilinmeyen var. Biz bunu arkadaşlar işte fonksiyon üzeri fonksiyon diyoruz. Fonksiyon üzeri fonksiyon. Bunun için aslında şu kuralı bilmek lazım. Nedir o kural? Bakın şimdi. Eğer bilinmeyen üzeri yani fonksiyon üzeri fonksiyon bire eşitse arkadaşlar soru üçe ayrılır. 3 üç ihtimal vardır. Nedir o üç ihtimal? Şöyle ben yazayım. Bir kere bakın. Aşağısı bir olabilir. Çünkü aşağı yani birin her kuvveti birdir çünkü. Bak. Birin her kuvveti birdir. Yani aşağısı bir olabilir. İkincisi yukarısı sıfır olabilir. Çünkü her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Değil mi? Yukarının sıfır olması da vardır. Her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Bir ihtimal daha var. Fakat buraya özellikle yıldız koymak istiyorum. Dikkat etmen gereken en önemli yerlerden bir tanesidir. Aşağısı, yani aşağısı dediğim taban. Sen anlıyorsun beni. Taban eksi bir olabilir. Değil mi? Eksi gözükmüyor hocam. Eksi daha yazalım. Evet, taban eksi bir olabilir. Ama çıkan x değerini yukarı çift yapması lazım. Bak taban eksi bir eşit diyorsun ya şu eksi 1'i vurgulamak için şöyle birazcık daha güzel yazalım. Taban eksi 1 olabilir. Fakat işte mesela x buldun. Bulduğun x'i yukarıya koyduğunda çift olması lazım. Tamam mı? gx'in çift olması lazım. Aşağısı eksi 1'si yukarının çift olması lazım. Soruyu çözme önce her ihtimale karşı tuzak olma düşüncesi şunu da anlatma ihtiyacı hissettiriyor bana. Arkadaşlar 0 üzeri 0 belirsizdir. Bu da kenarda dursun. Belki sonra da buna rastlarsak e, önceden ben müdahale etmiş olayım. Şimdi geldik. Hocam burada da bilinmeyen var. Burada da bilinmeyen var. Yani fonksiyon üzeri fonksiyon eşittir 1 demiş. Fonksiyon üzeri fonksiyon. Ne yapacağız? Hemen şöyle yapacağız. Bakın. Şuradan gidiyorum. Diyor ki adam taban 1 olabilir. Bak taban dediği burası. Yazıyorum bak. Taban 1 olabilir. Dursun. Diğerini de yazayım bak. Üst 0 olabilir. Üst dediği burası. Üst Sıfır olabilir. Güzel. Şöyle daha rahat bir kelimeyi açayım gene. Bir son e, maddemi de hemen bakayım. Neydi? Taban eksi 1 olabilir. Üçüncü kısma geldim bak. Taban şöyle yapayım. Taban eksi 1 olabilir ama burada Gürkan Hoca dikkat demişti. Burada bir üstün çift olup olmadığına bakacağım. Şunu da şöyle keselim ki karışmasın. <laughs> Şimdi eksi 2'yi buraya attık. Artı 3. Bu cepte. Eksi 4'ü buraya attık. Artı 4. Yani x kare eşittir 4'ten. x burada ya artı 2'dir ya da eksi 2'dir. Yani ya artı 2 ya da eksi 2'dir. Bu da dursun burada. Hemen şöyle artı 2 ya da eksi 2 diye yaptık. Şimdi buraya dikkat. İşte burası arkadaşlar genelde sınavlarda, deneme sınavlarında, okul sınavlarında en çok hata yapılan yerdir. Nedir o? Eksi 2'yi buraya attığımda artı 2 Yani eksi 1 artı 2'den buradan x1 geldi. Bunu kabul etmeden önce tamam kabul etmeden önce gidip yerine koymam lazım yani şöyle gidip burada üstte yerine koyuyorum çiftse kabul ediyorum tekse kabul etmeyeceğim şimdi koyayım biri birin karesi bir birden dört çıktı eksi üç maalesef yukarısı tek çıktı burası iptal o zaman yukarısı çift çıkarsa kabul edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Tek olduğu için çöp attık. Bilerek kalem değiştiriyorum. Tekrar burada bir yapılan en çok öğrenci hatalarını paylaşmak istiyorum. Şimdi bak sen burada 3 buldun. Ee, değil mi? Şöyle yazalım. İşte eksi 2 buldun, 2 buldun, bir de 3 buldun. Ee, böyle bıraktın. Ama dikkat. Tuzak, tuzak var. Tuzak. Nedir o tuzak? Bak tuzak şudur. Arkadaşlar 2 olmaz. Burada fake var bak. 2 olmaz. Neden 2 olmuyor? Şundan dolayı iki yerine koy bak ne oluyor. Hocam o zaman biz bunlara dikkat mi edeceğiz? Tabi her halinde dikkat etmemiz lazım. 2 yerine yazdığında bak aşağısı sıfır oldu. Yukarıya iki yazdığında yukarısı sıfır oldu. Sıfır üzeri sıfır bir gelmez. Ne gelir? Belirsiz gelir. Soruyu çökertir. O yüzden bunu almamak lazım. Cevap sadece eksi iki ve 3 diyerek arkadaşlar doğru yolu hepimizin artık burada bulmuş olduk. Evet devam edelim. Çetin sorularla mücadelemiz gidiyor. Şimdi burada diyor ki A ve B birden farklı ve aralarında asal pozitif sayılar olsun. Şimdi aralarında asal ne demek? Sadeleşmeyecek. Sadeleşmeyecek. Yani şuradaki A ile şuradaki B sadeleşmeyecek. Mesela 5 ile 7 olur sadeleşmiyor. 11 ile 2 olur sadeleşmiyor. Ama 5 ile 20 olmaz. Sadeleşiyor onlar değil mi? O yüzden ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun pratik yolu vardır. Şimdi nedir o pratik yol? Eğer aralarında asal A ile B'ye yaklaştıysa yani şu A ile B'ye yaklaştıysa alt alta da iki denklem varsa üstleri birbirine bölüp eşitlediğimizde soru çıkar. Allah Allah nasıl yani hocam üstleri birbirine eşitlediğimizde sorular çıkar. Ben ki örnek üzerinde daha iyi ilerleyeceğini düşündüğüm için sorumu açtım. Bak şimdi 2 üzeri x eşittir 3 üzeri 1 vermiş ilk satır. Şurada gözükmeyen 1 var yazdım onu. 16'da biliyorsun ki 2'nin 4. kuvvetidir. Şu an her şey çok iyi gidiyor. 2'nin 4. kuvveti. Şu tik attığımla şu tik attığım aralarında sal. Sadeleşmiyor. Her şey istediğim gibi gidiyor. O zaman ne yapacağız biliyor musun? 2, 2'nin altına, 3'te 3 de 3'ün altına denk gelmişse üstleri direkt birbirine böl benim sevgili arkadaşım. Yani şöyle üstleri direkt birbirine böldüğünde tamam mı arkadaşlar? Bu sorunun çözümü için ilerleyeceğimiz yol, yöntem budur. İç dış yapalım. Yani bununla bunu, bununla bunu. X çarpı Y eşittir 4 çıkıyor ki zaten onu soruyordu. X çarpı Y eşittir 4'ten çok basit bir teoremle bu soruyu ne atmış olduk, çözmüş olduk. Peki hocam soruda eşitsizlik varsa, eşitsizlik varsa ne yapacağız? Eşitsizlik varsa eşitsizlikten kastım. Şurada küçük, işte büyük, küçük eşit, büyük eşit gibi kavramlar olabilir. Dilersen benim ekrana yazacağım özete odaklan. Daha iyi anlayacaksın. Bak mesela 2 üzeri x artı 1 2 üzeri 5x eksi işte 10 diyelim. Şunları şu an aklına ne geliyorsa yazıyorum. <laughs> i̇şte 1 bölü 3 üzeri şöyle diyelim x artı 6 buraya da 1 bölü 3 üzeri 2x eksi 1 dedik. Şimdi vurgulamak istediğim yer şurası. Arada eşittir olsaydı dersimizin başındaki tabanlar eşitse üstler de eşittir diyerek çözdüğümüz en kolay sorulardı bunlar. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. Ama bu sayfada sana ne anlatmak istiyorum? Bu sayfada sana şunu anlatmak istiyorum. Şuraları geri getireyim. Eğer arada eşittir değildi. Şurada 2 miydi? Şöyle morla yazalım yine. Eğer oralarda arkadaşlar eşittir, değildi işte başka bir şey varsa şöyle yaptım, şöyle yaptım. Mesela küçük ya da büyük işareti varsa. Küçüktür, büyüktür. Mesela şu an büyük koydum diyelim. Şimdi arkadaşlar sana şu aşağıdaki kavramı özetleyeceğim. Nedir aşağıdaki kavram? Senden sadece tabana odaklanmanı istiyorum. Tabana. Bakın eğer bu taban, değil mi arkadaşlar tabanımız birden büyükse hiç düşünme, ne yapacaksın biliyor musun? Bunları direkt üstlerini çiz, geri kalanları olduğu gibi oku. Yani bu şekilde ne yaptım? Biraz soruyu hafifletmiş oldum. Fakat tabanımız, tabanımız sıfırla bir arasındaysa buraları evet gene yok edebilirsin, ama ortadaki işaret değişecek. Yani büyüktü ya, küçük olacak, değişecek. Burada da onu anlatmak istiyorum. Bak eğer tabanımız birden büyükse şurası olduğu gibi kalsın diyor. Yani bunları yok ediyorsun ya. Burası olduğu gibi kalsın diyor. Ama taban sıfırla bir arasındaysa buraları yok ettikten sonra şu küçük büyüye döner. Bir tek ona dikkat ettin mi ve bunlarla ilgili herhalde bir soru kaçmaz diye düşünüyorum. O zaman geldik buraya. Şimdi bakıyorum. Tabanımız 2. Şöyle yazdım. E şimdi ben burada tabanın birden büyük olduğunu gördüğüm için eşitsizlik, yön değiştirmez. Yani şu ikileri yok ettim. Ne gördüysem okuyorum bak. x artı 1 küçüktür. 3x eksi 1. Yani direkt yazdım bunu. Artı x buraya eksi x diye geçiyor. E, eksi 1 de buraya artı 1 diye geçiyor 2. Her tarafı 2'ye böldük. Birden büyük bu, bu sorunun çözüm kümesidir. Tabi şıklarda şu da olabilir. Birden büyük diyoruz ya 1 birden nereye kadar gidiyor? Artı sonsuza kadar da gidebiliyor. Bu da arkadaşlar şıklarda verilmiş olabilir. Ne yaptık? Her detayı burada paylaşarak ilerlemiş olalım seninle. Birden büyük dedik. Peki devam. Evet. Şimdi üçlü bir sistem geldi. Üçlü sistemde de yapacağımız olay şudur. Ee, çok hoş bir çözüm vardır burada. Üçlü sistemler senin vaktini e, veya zihnini, vaktini alıp zihnini karıştırıyorsa, bakın ilk önce şu ikisi, 4 üzeri 2 eksi x küçük eşit 1. Sonra şu ikisini alalım. Yani 1 küçük eşit 9 üzeri 3 eksi x diyoruz. Hocam bu bize ne kazandırdı? Bak bu bize şunu kazandırdı. 1 yerine ben 4 üzeri 0 yazabilirim. Burada da 1 yerine ben 9 üzeri 0 yazabilirim. Ha, o zaman bununla bu birbirini götürüyor. 2 eksi x küçük eşit 0. Burada da bu bununla birbirini götürüyor. Eşitsizliğin yön değiştirmemesini bunu direkt almamın sebebi tabanın birden büyük olması. Bunu da bu şekilde yazdık. Eksi x'i buraya attığım zaman artı x. Eksi x'i buraya attığım zaman da arkadaşlar bu da artı x oldu. Dolayısıyla ne yaptık? Ee, Şunu da. Şunu. Arkadaşlar birleştirdiğimizde ne oluyor? 2 ile 3 arasında doğru cevabımız gelmiş oluyor. 2 ile 3 arasında. Değil mi? Ee, ne diyor? ha Aralığı sormamış. Kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. Burada 2 var, bir de 3 var. Başka bir şey yok zaten. Tam sayı değeri olarak bunları öngörmüş oluyoruz. Üstü denklemlerle ilgili sana verebileceğim bütün ayrıntıları paylaşmış oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.